Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz istek bir videodur. Video çok istendiğinden dolayı Tense marka FKV-14P faz sıralı, faz konu numaralısı üzerinde PTC ucuda bulunan cihazımızın bağlantısını uygulaması gerçekleştirdik. Yorumlardan çizimini de istemiştiniz. Şimdi sizle çizim videosunu gerçekleştiriyoruz. Kumanda devresini çizelim. Kumanda fazımızı çiziyoruz. Şöyle güç sigortamız burada. Şurası nötr. L1, L2, L3 fazımız. Ve şimdi L3 fazımızdan şöyle kablomuzu aldık. Kumanda sigortamıza giriş yaptık. Bu bizim kumanda sigortamız. Kumanda sigortasından çıkarak devremizde acil stop kullandığımız için acil stopun 1 nolu kapalı kontak ucuna giriş yaptık. Şöyle acil stop çizelim. Bu bizim acil stop. Acil stopun 1 nolu ucu. Acil stopun 2 nolu ucundan çıkarak devremizde termik röle kullandık. Termik rölenin 95 nolu ucuna giriş yapıyoruz. Şurası 95 nolu ucu. Bu ise termik röle. Termik rölenin 96 kapalı kontağından çıkarak bizim devremize faz sırası, faz koruma rölesi kullandığımız için faz koruma rölesi kapalı kontağını kullandık. Bu nedenle kom ucu olan 2 nolu uca giriş yaptık. Şurası 2 nolu uçtu. 3 nolu uç ise kapalı kontaktı. Bu ise faz koruma rölesi. 3 nolu kapalı kontağından çıkarak bizim devremize artık durdurma butonu olacağı için stop butonunun 1 nolu kontak ucuna giriş yaptık. Şurası da bizim stop butonumuz. Stop butonu. Stop butonun 1 nolu ucu. Stop butonu kapalı kontaktır. 2 nolu ucundan çıkarak artık devremize start verecek olan start butonunun 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Şurada start butonumuz. Start butonunun 3 nolu ucu. Start butonun 4 nolu ucundan çıkarak artık devremizi çalıştıracak olan, motoru devreye sokacak olan kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörümüze M ismini verelim. Kontaktörümüzün A1 ucu. 220 volt bobinli kontaktörümüzdür. Kontaktörün çalışması için A2 ucuna ise nötr hattını bağlıyoruz. Şurası ise nötr hattı. Nötr hattı buradadır. Normalde şuradan şöyle devremizin nötr hattını tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada eksiğimiz ne? Devremizin sürekli çalışması için mühürleme yapmamız gerekiyor. Mühürlemeyi nasıl yapıyoruz? İster stop butonun 2 nolu ucundan çıkış alabiliyorsunuz. İster start butonunun 3 nolu açık kontak ucundan kablo çıkartarak mühürlemeye başlamış olursunuz. Biz devremizde 3 nolu uçtan bir tane kablo çıkardık. Mühürleme yapacağımız kontaktör olduğu için kontaktörün 13 nolu ucuna bağladık. Bu da M kontaktörü. Kontaktörün 14 nolu ucundan çıkarak burada biz mühürlemeyi ister start butonun 4 nolu ucuna isterse devrenin arasında farklı bir kontak olmadığından dolayı M kontaktörünün A1 ucuna bağlayabilirsiniz. Biz uygulamada 14 nolu uçtan çıkmış olduğumuz kablomuzu start butonun 4 nolu ucuna bağladık. Bu şekilde kumanda devremizi oluşturduk. Şimdi çalışmasına bakalım. Kumanda sigortası kaldırdık. Eğer acil stop basmıyorsak kapalı kontak olduğu için elektrik gerilimini termik rölenin 95 nolu ucuna getiriyor. Termik rölede atık değilse herhangi bir sorun yok ise kurulu olduğunda kapalı kontak oluyor. 96 nolu ucundan elektrik gerilimi çıkarak faz koruma rölesinin 2 nolu kom ucuna giriş yapıyor. Faz koruma rölesi ise faz sırası normal ise fazlardaki voltaj dengesi normal ise bizim faz korumada PTC ucu da var. PTC ucu bağlı ise motor sıcaklığı normal olduğunda burada kontak kapalı oluyor ve elektrik gerilimi stop butonunun 1 nolu ucuna gelmektedir. Stop butonu basılı değil ise kapalı kontak olduğundan dolayı 2 nolu ucuna enerji çıkarak start butonun 3 nolu ucuna ve M kontaktörün 13 nolu ucuna enerji gelmektedir. İkisi de açık devre olduğundan dolayı kontaktörümüz çekmiyor. Start butona bastık, devreyi kapattık, M kontaktörü çekti. M kontaktörü çekince açık kontağını kapattı. Biz elimizi stana çeksek dahi elektrik gerilimi kendi kontağı üzerinden devreyi tamamlayacaktır. Bu şekilde çalışacaktır. Daha sonradan biz acil stop basarsak, termik röle aşırı akım görürse, açarsa, faz koruma rölesi faz sırasında sorun yaşarsa, faz yokluğu görürse,
faz fazlalığı görürse, yani voltaj yüksekliği, voltaj düşüklüğü görürse ya da motor ısınırsa faz konumları ise buradaki devreyi açacak ve sistemi durduracak. Ya da biz motoru durdurmak istiyorsak stop butona basarak sistemi durduruyoruz. Kumanda devresi bu şekilde. Çok istediğiniz bir videoydu. Bu nedenle size detaylı bir şekilde anlatmak istedik. Şimdi ise faz koruma arasını bağlayalım. Şöyle sizlere faz koruma arasını çizeceğim. İki tane ışığımız var. Biri oğut ışığı, biri ise hata ışığı. Burada ise 4 tane klemensimiz mevcut. Şurası P. En sağdaki kısım P. 1 nolu uç, 2 nolu uç, 3 nolu uç. İki nolu kovucu, şöyle yazacağım. 2 numara kovucu, yani ortak uç. Ortak ucumuz. 1 numara ise açık kontak. 3 numara ise kapalı kontak. Yani şurası kapalı kontak. Burası ise termistör ucu. Aşağıda ise şurası nere yazan yer? Nötr. 1, 2, 3 tane ucumuz var. Bunlar ise L1, L2, L3 uçlarıdır. Şimdi bunları nasıl bağlıyoruz? Nötr'ü aldık, kablomuzu geldik. Nötr hattına bağladık. L1'e geldik. Şuradan atlıyoruz bakın. Atladık. L1'e bağladık. Buradan geldik. L2'yi getirdik. Atlamalar çiziyoruz. Buna atladık. L2'ye bağladık. Buradan geliyoruz. Yine aynı şekilde atlıyoruz. Buradan geldik. Ve L3 ucuna bağlantımızı gerçekleştirdik. Kablo otomasyon sigortamızdan L1, L2, L3'ü bağladık. Biz normal şebekeden gelen hattımızın arasına buralara sigorta vardı. Şöyle sigorta çizelim. Burası 3 faz sigorta. Bizim buraya da hattımız bağlıydı. Biz L1, L2, L3 fazından kablolarımızı sigorta çıkışlarına aldık. Buradaki L1, L2, L3'e bağladık. Nötr ise nötr dağıtım klavyesine bağlantısını gerçekleştirdik. Eğer siz motorda termistör var ise, PTC var ise bir ucunu P yazan yere, bir ucunu ise N yazan yere bağlıyorsunuz. Biz uygulamamızda motorda termistör ucu olmadığı için buradan P'den bir tane kablo çıkardık. Nötr klavyesine bağladık. Yani burasını kısa devre yapmanız gerekiyor. P ile N ucunu köprü atmazsanız faz korumanız çalışmaz. Bu nedenle PTC ucu bağlıyorsanız P ile N ucuna bağlıyorsunuz. Eğer motora PTC ucu yok ise N ile P ucuna bu şekilde bir tane köprü atıyorsunuz. Uygulama videomuzu da görebilirsiniz. Kumanda sigortasına bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu ise acil stop butonunun kapalı kontak 1 nolu ucuna bağlıyoruz. Acil stopun 1 nolu kapalı kontak ucu bizim burası. Buraya bağlantıyı yapıyoruz. Acil stopun 2 nolu kapalı kontağından çıkarak faz koruma arasının kom ucuna bağlantı yapacağız. Şimdi acil stopumuzdan bir tane kablo çıkartıyoruz. Faz koruma arasının 2 nolu ucu kom ucu 2 nolu ucuna bağlantı yapıyoruz. Faz koruma arasının 3 nolu ucu kapalı kontaktı. 3 nolu ucumuzdan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu kablo ise termik rölenin 95 nolu NC kontağına bağlantı yapıyoruz. Faz koruma rölesinin 3 nolu kapalı kontaktan çıkmış olduğumuz kablomuzu termik rölenin 95 NC kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Termik rölenin 96 NC kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz. Bu kabloyu ise stop butonunun 1 nolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Termik rölenin 96 NC kontağından çıkmış olduğumuz kablomuzu stop butonunun 1 nolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz.
Stop butonunun 2 nolu kapalı kontağından çıkıyoruz. Çıkmış olduğumuz kablomuzu ise start butonunun 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Start butonunun 3 nolu açık kontak ucu burası. Buraya bağlantımızı yapıyoruz. Start butonunun 4 nolu açık kontak ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkardığımız kabloyu ise kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Start butonunun 4 nolu açık ucundan çıkarmış olduğumuz kablomuzu kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörümüzün bobini 220 volttur. Kontaktörün çalışması için A2 ucuna ise mavi kablomuzu bağlıyoruz. Bunu ise nötr hattına bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Kontaktörün A2'sinden gelen kablomuzu ise buradaki mavi klemensimiz bizim nötr dağıtım klemensidir. Buradaki nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Şimdi ise sistemimizi mühürleme yapacağız. Mühürleme nasıl yapıyorduk? İster stop butonun çıkışından, istersek start butonun girişinden bir tane kablo alıyorduk. Aldığımız kabloyu mühürleyeceğimiz kontaktörle rölenip, röle ise kom ucuna, kontaktör ise NO'nun bir tane ucuna bağlantı yapıyoruz. Mühürleyeceğimiz kontaktör ya da rölenin NO çıkışından ise bizim mühürleyeceğimiz start butonunun çıkış ucu yani 4 nolu ucuna kablomuzu bağlıyoruz. Şimdi giriş ucu olan burası bizim 3 nolu ucumuzdu. Buradan kablomuzu alıyoruz. Biz kontaktörü mühürleme yapacağımızdan dolayı kontaktörün 13 nolu NO açık kontak ucuna bağlıyoruz. Start butonunun girişinden almış olduğumuz kablomuzu kontaktörün 13 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün 14 nolu açık kontak ucundan bir tane kablo alıyoruz. Almış olduğumuz kabloyu ise start butonunun çıkış ucu olan 4 nolu'ya bağlıyoruz. Kontaktörün 14 nolu NO kontağından çıkmış olduğumuz kablomuzu ise start butonunun 4 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Ve böylelikle mühürleme devremiz bitmiş bulunmaktadır. Faz koruma rölesi çalışması için L1, L2, L3 yerine biz 3 fazı bağlıyoruz. N yazan yere ise nötr hattımızı bağlantı yapıyoruz. Şimdi 3 tane kablo çıkartıyoruz. L1'e bağlayalım. L1 ucumuzu bağladık. L2'yi şimdi yaşartıyoruz. L2'ye ikinci kablomuzu bağlıyoruz. L3'ün vidasını gevşeltip buraya üçüncü kabloyu bağlayarak buradan çıkmış olduğumuz 3 tane kabloyu ise K-Automat'ın çıkışlarına yani güç sigortası çıkışlarına bağlantı yapıyoruz. Faz koruma rölesinden çıkmış olduğumuz L1 ve L2, L3 uçlarını buradaki K-Automat'ın çıkışlarına bağlıyoruz. Üç fazımızın da bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi faz koruma rölesinin çalışması için N yazan yere nötr bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Faz koruma rölesini N yazan yere mavi kablomuzu bağlıyoruz. Bunu ise nötr dağıtım klemensine bağlantı yapacağız. N yazan yere mavi kablomuzu bağladık. Faz koruma rölesinin N yazan yerine çıkmış olduğumuz kablomuzu ise buradaki nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Motor termistörden gelen uçlarımızın bir tanesini P yazan yere, diğerini ise N yazan yere bağlantı yapıyoruz. Eğer motor termistör ucu yani motor sıcaklığımızı ölçen termistör ucu kullanmayacaksak P ile N'ye köprü atıyorsunuz. Biz şimdi kullanmayacağımız için P ile N'ye köprü atıyoruz. Şöyle P'ye bir tane kablo bağlıyoruz. K
Kablonun diğer ucunu ise N yazan yere bağlantı yapıyoruz. Köprüyü bu şekilde yapmış oluyoruz. Kumanda sigortamızı enerjisini verdik ama bizim evimizde 3 faz olmadığından dolayı buradaki sigortayı kaldırsak dahi cihazımıza herhangi bir ışık yanmayacaktır. Normalde siz 3 fazı sigortayı kaldırdığınızda burada faz sırası ve rotor doğru olduğunda o ışığı yanacaktır. Cihazın manuelinde ise hata yokken fazla normal değerlerde ve faz sırası doğru iken red çeker ve o led'i yanar. Az önce bahsetmiştim. Asimetri hatasında ise herhangi bir faz normal değerlerinin dışına çıktığında ERR led'i flash yapar. 2 saniyelik aralıkla flash yapmaktadır. O led'i söner ve röle bırakır. Faz sırası ters olduğunda ise ERR led'i sabit yanar. O led'i söner ve röle bırakır. Yani bizim buradaki L1, L2, L3 uçları ters olduğunda buradaki ERR ışığı yanmaktadır. PTC hatasında ise PTC'li modellerde motorun sıcaklık değerinin nominal değerinin üstüne çıktığında ERR led'i flash yapar. 1 saniyelik aralıklarla O led'i söner ve röle bırakır. Sıcaklık değeri nominal değerleri döndüğünde ise röle tekrar çeker ve O led'ini yakmaktadır. Sistem bu şekilde bağlantısı yapılmaktadır. Sizlere bunun çalışma adından da bahsettim. Buradaki amacımız faz sırası ters olduğunda, faz yokluğu olduğunda ve PTC ile yani bizim burada motor sıcaklığı koruma olacak şekilde 3 tane sistemi tek bir çatı altında kullanabiliyoruz. Startı verdiğimizde kontaktör çekiyor. Şöyle kapağı çıkartayım. Kontaktör çekiyor. Stop butona basarsak ise sistem duruyor. Start'a bastık. Acil stop'a bastık. Sistem durdu. Acil stop'u kurduk. Sistem çalışmadı. Tekrar start'a basarsak sistem çalışmaya devam edecektir. Bizim burada faz sırası, faz yokluğu ya da motor aşırı ısındığını ise burada kontakta yer değişecek. Bizim sistemimiz açacak. Kontaktörümüz devre dışı olacak. Motoru koruma altına almış olacağız. Ya da motorun termiği normalde hataya geçti. Hataya geçtiyse zaten kontaktör çektirmeyi bırakacak ve motorumuzu korumaya alacaktır. Dilimin döndüğünce bu şekilde sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.